Herkes hazırsa FIFA 22 Rebuild'larına başlıyoruz ve geçen senenin en fazla izlenilen Rebuild'larından birini yapıyorum yani konsepti. Bugün Altay kulübüyle serbest Rebuild yapacağız ve sizlere bir şey göstermek istiyorum. İşte bilgisayara geçince, Türkçe olunca nasıl oluyor onu göreceksiniz birazdan. Yine bir artı, kulüp devrinde 1 milyar euro eklenmiş bu sene. Geçen sene o yoktu ve geliyor şimdi. Kulaklar orada. Bayanlar baylar, işte yeni hocamız. Evet, işte yeni hocanız geldi. Anıl Biter sahnede. Hoca aldı formayı ve başlıyoruz. Evet, Altay'dayız. 5-2-3 normal sistemleri ve transfer bütçesi 3.400 ile başlıyoruz. Maaş bütçesi de fena değil, idare eder. Konseptimiz şöyle, Rebuild'da sürekli serbestli düşen oyuncuları alacağız. Yalnızca onu alabiliriz, başka seçeneğimiz yok. Ama serbestte Messi düşse bile onu gidip alabiliriz. Bu birazcık da şans. Ve ne zaman yeni serbest Rebuild'ı yapsam o zaman farklı isimler de düşebiliyor. Her kariyer modunda kesinlikle aynı isimler düşmüyor. Bunu da şimdiden belirteyim. Oynamayacağım sistemlerden biri ya. Beşli savunma yapmayı gerçekten sevmiyorum. Bizde de beşli savunma yapabilecek bir stoper hattı yok bence. O yüzden klasik sistemlerden birine döndük. Ve bu sistemle şansımızı deneyeceğiz. Origin'e ya da Steam'e geçiyorsanız da artık bundan sonrasında Türkçe dil desteği var. PlayStation'da biz ilk başlarken hiçbir yayıncıda Türkçe dil desteği yoktu ama artık olacağını sizlere açık açık söyleyebilirim. Yeni sezonda genç takımda iyi oyuncular çıkıyor mu sorusuna bence bu yanıt verebilir. Oscar Eliasson fena değilmiş aslında. Yani serbest rebuild yapmasak kesinlikle alınabilecek isimlerden biri Oscar Eliasson. Bir tane gözlemci tutacağız, yetenek abisi tutacağız. O adamın görüşlerine ihtiyacım var çünkü. Hızlı bir şekilde oyuncuları izlemeleri lazım bu sene. Genellikle serbest transferde ilk sene iyi oyuncu bulamayız. İşte en iyi oyuncuları araştırdığımda karşımıza çıkan genler bunlar. 69-67 genler var. Bu da bizi ilk sene transfer yapmamaya itiyor aslında. Transfer yapmasak daha iyi sanki. Andre Poku 2 haftada stoper oluyormuş. 70'lik bir stopere ihtiyacımız var. Kendi içimizde pozisyon değiştirerek bu seneyi geçiştireceğiz. Yasmin Sucuk orta saha olacak 2 hafta sonra. Ceyhun Gülselam'ı da stoper yapmayı düşünüyorum bu sene. Ceyhun stoper 72 ile hem de ama bir hafta sonra düşecekmiş. Yasmin Sucuk orta saha oldu. Ve Andre Poku artık stoper, hatta 6 hafta sonra da 71'i görecek. Şu ana kadar Tiam'la yollar ayrıldı. 3 tane isim de kiralandı. Özellikle Karataş'tan önemli şey bekliyorum. 18 yaşında ve 63 gene sahip. Diğer Karataş, Eren Karataş o da. Kendini belki Vaykombe'de geliştirebilir. Kanatlarda pozisyon değişikliği var. Martin Rodriguez sol kanat oldu. Kappeli de sağ orta sahadan sağ kanada çekiyorum. Hatta ters kanat da çalıştıracağım ona. Bakalım bu yaşından sonra ne kadar gelişecek derken takımda her şey hazır. İşte size antrenman planlarını da göstereyim. Bu sene orta sıralar bizim için gayet iyi olur. Evet, FIFA 22'deki ilk Rebuild'ın ilk sezon sonuna geldik. Altay'la 15.lik geldi. 43 ile puan topladık. Seneye daha iyi olacağımızın şimdiden garantisini vereyim. Çünkü bu takıma önemli yatırım yapacağız. Beşiktaş Süper Lig'de şampiyon. Sıra geldi Türkiye Kupası'na. Son 16'da 7-1 ile toplamda Karagümrük'e kaybettik. Şampiyon Çaykur Rizespor. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin, Şampiyonlar Ligi'nde zafer Paris Saint Germain'in. Bu sene çok göreceğiz Paris Saint Germain'in zaferini. Avrupa Ligi'nde Napoli kazandı. Konferans Ligi'nde Tottenham kazandı. İlk yıllar genellikle Tottenham kazanıyor. Başakşehir çeyrek final oynamış bu arada. Bizim kadro, yani yeni sezonla birlikte kadro neredeyse sil baştan yenilenecek, onu söyleyebilirim. Eren Karataş artı 2 gelişmiş. Beklentilerin altında. Artı 5 Nadir'i vardı. 70'e kadar kendini yükseltti sol bekte. Önemli bir gelişim diyebiliriz onun için. Takımdan ayrılanları görüyorsunuz ya da sözleşmesi bitecek olanları. Yeni sezonla birlikte serbestte iyi oyuncular çıkacağını düşünüyorum. Tachiano artı 3'te 71'i buldu. O önemli bir gelişimdi. Yeni sezonla birlikte Leandro Capel takımdan ayrılacak. Bamba 72'ye yükseltti. Emekli olan Marco'muz var ve Deniz Kadah'da eksi 4 düştü. Kazımcan Karataş da Schalke'de artı 3 gelişerek 66'ya yükseltti kendini. En iyi performans
Kapel ve Deniz Kadah'tan geldi. Pinar Esteyi de diğerleri de önemli katkılar verdi diyebiliriz aslında. Sucuğun 6 asisti varmış, takımın en iyi asistçilerindendi. Elimizdeki mevcut kadroda en değerli futbolcu Bamba. Tabii yeni sezonla birlikte daha iyi forvet bulabileceğimi ben düşünüyorum. Ligde gol kralı Alan Fenerbahçe önemli bir forvet getirmiş. Asist kralı da Alan olmuş Fenerbahçe'den ve gol yemeyen maç sayısında Mert Günok Beşiktaş'tan zirvede. Bizim kaleci neredeydi? Asıl soru burada. 18. olmuş Topaloğlu. Bizim çocuklardan daha iyi şeyler bekliyorum. Açık konuşalım. Tabii yeni sezonla birlikte bir transferlere de bakmak lazım. Altay'la ikinci sezona başlıyoruz. Bütçe 6 milyon euro. Bu sene hedeflerde takımın genel reytingini biraz yükseltmek var. Genç takımdan orta saha oyuncusu transfer etme. Genç takımda oyuncu yok ki. Bu sene stadyumu özelleştir özelliği gelmiş. Yani daha doğrusu oyuna girerken değil de oyun ortasında da stadyumu özelleştirebiliyoruz. Stadyumun isminden tutun tribünlerin rengine, sahanın çizgisine kadar çimlerin. Önemli bir özellik bence. Transferlere bir yıldız isimle başlayacağız. Altay'a dünya çapında bir kaleci getiriyoruz. O isim kim mi? Hugo Lloris. İşte yeni animasyonları da bu şekilde görmüş oluyoruz bu arada. Rebuild ilk denememde. Bir yıllık diyor kendisi. Ben hemen karşı teklif yapacağım Lloris için. 2 yıl dedim, serbest kalma bedeli. Yalnız geçişleri bayağı hızlandırmışlar, onu söylemem lazım. Geçen sene bu kadar hızlı değildi burada. Önerilen maaş 31.500'müş. 30.000 diyorum ve Lloris 6 ayda İzmir'e geliyor. İşte ilk transfer. El sıkışıyoruz Lloris'le. Koçum benim. 6 ay emin ellerde. İkinci transferde sıra. Yine kaleden devam edeceğiz. Ama şu ana kadar izleyemedik, öyle bir sorun var. Lloris'in yedeği olacak. Çok önemli de çok ısrar ediyor. Mecburen çok önemli yaptık. 3 yıl dedi. Teklifi 5 yıl yapıyorum. 3 yılda ısrar ediyorlar. Çok iyi olmuş buraların hızlanması bu arada. Serbest kalma bedeli yok dedim. Bize kendi teklif yapmadı. 20 bin desem. Diego Costa da önemli genli oyunculardan biri. Potansiyeli de var bu ismin. Hatta kiralamayı bile düşünüyorum şu an. FIFA 21'de çıkan serbest oyunculara ilk sezon sonunda bu ismi de eklemiştim. Simon Kjær ilk sezon yine düştü. Düşebiliyor. Mesela Di Maria vardı o listede. Di Maria'yı bulamadım. Bugün transfer edemeyeceğiz. 12 aylık sözleşmesi kalmış. Bence önümüzdeki sene takımdan ayrılabilir diye düşünüyorum. Bonusu kaldırmak istiyorum. Simon, seninle bu şartlarda anlaşabiliriz. Kabul et. Bitti. Simon Kjær 6 ayda. Simon Kjær'in yanına bir Danimarkalı daha getireceğim. Daniel Vaz. Önerilen maaşı belli değil. Oyuncu bir an önce başka takıma transfer olabilir. O yüzden hemen anlaşmak istedim. Serbest kalma bedeli yok dedim. Maaşı bize soruyorlar. Simon Kjær'le o civarı anlaştık. Hani 20 üstü. 18 bin versem Vaz'la anlaştık. Sağ bek biraz yaşlı oldu ama sol beke daha genç bir isim. Geçen sene önemli potansiyeli vardı. Umarım bu sene de o potansiyeli devam ediyordur. Sürpriz transferlerimizden Udogi 67 ile başlıyor. Ben onu geliştirmek istiyorum. Udogi'nin üstüne gideceğiz. Costa bu arada 75'miş. Çok iyi gelmiş. Gerçekten çok iyi gelmiş. Hemen kiralık listesine ekliyorum. Kendisi sol bek, evet, ama ben onu sağ bek rotasyonunda kullanmak istiyorum Fabio'yu. Gelip sağ beke çekeceğim. Hani en azından Vas'ın arkasında önemli bir rotasyon oyuncusu olur. Hem de gelecek yıllarda düşünülmesi gerekiyor. Gerçi yaşı biraz var ama Vas'tan daha genç. 2 yıl kadar. Şimdi geldik, bir tane daha sağ bek alıyoruz. Ama bu adamın stoper özelliği de var. O yüzden bir stoperi görmem lazım. Hani ne kadar sürede oluyor? O konuda gerçekten meraklıyım. Serbest kalma bedeli çok düşükmüş. Bir dönem Futbol Menajer'de potansiyelli isimlerden biriydi. Nicolas Trepiccio. Bir de kiralamak için sağ bek transfer edeceğim. Gerçekten özellikleri bence kiralanabilir şeklinde görünüyordu. Hatta şimdiden önemliyi aldı. Sen kimsin hocam? Roberto Alonso. Kaç kendine çıktığında kendini önemliye alıyorsun, onu merak ettim. Önüne de sağ bek aldık bir de. Ona rağmen serbest kalma bedelini de reddettim. Serbest kalma bedeli de bayağı yüksekti. Maaşı iyi. Stoperde beklenen serbest oyuncuları bulamadık Simon Kjær dışında. Germán Lucero diye. Kaç kendini çıkar, potansiyeli nedir gerçekten hiçbir fikrim yok ama Simon Kjær'in yanında genç bir stoper olması aslında amaçladığım şeylerden biriydi. İşte o da görüntüde, Simon Kjær'in forması. Orta saha için Bertolacci. Yani düşen en iyi isimlerden biriydi. Orta saha için çok müthiş şeyler konuşamayacağım. Onu söylemem gerekiyor.
Bertolacci bu takımda iş yapar. 10 bin euro dedim kendisine. Çok da yüksek vermek istemiyorum ama doğru tahmin etmişiz neredeyse. Bertolacci'nin yanında da gencecik bir isim. 20 yaşında Alberto Moreno. Yine potansiyel konusunda emin olamadığım oyunculardan biri. 5 yıllığına onunla anlaşıp deneyeceğiz. Tutarsa başarı, tutmazsa kayıp yok diyebiliriz. An itibariyle takımdan ayrılan 2 tane isim var. Bamba ve Rodriguez. Ofansif orta saha için belki yaşı 36, evet, Türkiye temposunu 2 yıl kaldırabileceğini düşünüyorum. David Silva o serbestte, 21'de de ara ara serbestte düşüyordu. FIFA 22'de bence çok katkı sağlayacak Altay'a. Şimdi bu adamın değeri 10 milyon euro olarak görünüyor. Kesinlikle iyi geni vardır diye düşünüyorum Orsic FIFA 22'de. Bu takımda artık sol orta sahadan sol kanada çekeceğim hemen. Diğer yeteneklerini beğenmesem de fiziksel özellikleri üst seviyelerde. Valentin Guerin, hani geldiği zaman kaç kendine gelir emin değilim. Genç bir oyuncu, genç bir regen. Hani kimin regeni tahmin etmek güç. Gerçi Fransız. Belki Ribery'nin regeni olabilir. Bakalım. Valentin için teklifi yaptık. Bundan sonrası oyuncu da. Yıldız transferiyle transfer sezonunu kapatacağız. Edinson Cavani, Silva'nın forması var. Arkasında Silva, önünde Edinson Cavani oynayacak. 2 yıl diyorum ki Türkiye standartlarında 2 yıl yapar çünkü Cavani. Simülasyonda geçen sene iyi oyunculardan biriydi. Acaba bu sene onu sürdürebilecek mi? Cavani siyah beyazlı formayı giyiyor Altay'da. Şimdi gelen isimleri inceleme zamanı. Fabio 72 genle gelmiş. Yani Udogi çok kısa zamanda onu geçer diye umuyorum. Lucero 69 genle iyi başladı. Roberto Alonso'nun büyük potansiyeli varmış. Trippiccio beklentilerinin altında. Stoper rotasyonunda belki kullanırız onu. Daniel Vaz 80 geniyle gerçekten iyi bir sağ bek transfer ettik. Orsic 77'deymiş. Hemen altında Bertolacci'yi de gördük. O da 74. Bence iyi transfer yaptık. Hem sol orta sahada hem orta sahada. Tacino'nun yanına. Moreno 66'ymış ama büyük potansiyeli var. Moreno'yu ya kiralayacağız ya da Moreno'nun önünü açacağız. Ki ben önünü açma taraftarıyım. Sol kanatta Guerin'de büyük potansiyel var. Valentin iyi yerlere gelecektir. David Silva zaten onu biliyoruz. Edinson Cavani çok önemli bir forvet. Takım geçen seneye göre klasman atladı diyebiliriz. Guerin'i muhtemelen sağ kanat yapacağım. Orsic'i sol kanada çekeceğiz. Bu arada bizim yetenek avcısı bir tane isim bulmuş. Carl Nyström, İsveçli. Ve bu adamın genel özellikleri iyi gibi duruyor. O yüzden rotasyona transfer etmek istiyorum. Bir daha da regen transfer etmeyeceğim. Son regen olacak. Çünkü bu yaşlarda potansiyelli isimlerin gelmesi gerekiyor. 5 yıllık dersem Carl için. Serbest kalma bedelini de reddettik. Acaba oyuncu kaç overall'da? Merakla beklenilen soru 75 overall'la son buluyor. Müthiş. Sanırım İbrahimovic. Pozisyon değişiklikleri var. Guerin sağ kanat artık. O değil de bu adamın beceri hareketi 5 yıldız. Zayıf ayak 5 yıldız. Hızı 92. Müthiş bir sağ kanat olacak. Orsic sol kanat 79'da hem de. Güzel artış. Fabio'yu stopere çekeceğiz. Bundan sonra stoper rotasyonunda kullanmak istiyorum. An itibariyle transferi kapattık. Kiralananlar var. Lucero, Nyström gibi isimler kiralandı. Takımdaki birçok isimle yollar ayrıldı. Costa'yı Tottenham'a kiraladık. Ondan da önemli gelişim bekliyorum. İşte giden bütün isimleri gördünüz artık. Gelin bakın Altay'ın bu seneki takım kadrosu, yedekleri ve kadro dışı. Tabii yedeklerimizin biraz gelişmesi lazım. Yaşlı oyuncularımız var. Onların bu sene çok gen düşüşü göstermemesi gerekiyor. İşimiz kolay olmayacak. Yeni sezonun antrenman planları da tamam. Yaşlı oyuncular inanılmaz hızla düşüyor gibi görünüyor, yalnız onu söylemem gerekiyor. İşimiz kolay olmayacak sezon sonuna gelindiğinde. Süper Lig'de ikinci sene sonumuza geldik. Altay bu sene iddialı kadro kurdu ve ikinci oldu. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağız. İşimiz kolay olmayacak ama yeni transferlere de ihtiyacımız var. Sıra geldi Türkiye Kupası'na. Son 16'da Adana Demirspor'u eledik. Sonrasında penaltılarla Alanya'yı geçtik. Yarı finalde ise penaltılarla kaybetmişiz. Maçlara bak, 3-0'a 3-0. Şampiyon Kayseri. UEFA Süper Kupası Paris Saint Germain'in. Şampiyonlar Ligi yeniden Paris'in. Avrupa Ligi'nde Bayern Münih zaferi vardı ve Konferans Ligi'ni Real Sociedad kazandı. Fenerbahçe yarı finale kadar yükselmiş bu sene. Kadroyu göstereyim. Orsic 80, Guerin 82 mi? Oha!
Artı 10 arttı Valentin Guerin. İnanılmaz bir Fransız kanatla karşı karşıyayız. Cavani eksi 2 düştü. Orsic artı 3 de fena değildi aslında. Artı 5 var. Moreno 71'e yükseltti kendini. Alonso 77 oldu. Bundan sonra formayı Alonso'nun alması gerekiyor. Trippiccio, onu stoper rotasyonu yapmaya çalışıyordum ama olmayacak gibi görünüyor sanki. Simon Kjær eksi 2 düştü. Poco artı 1. Lucero artı 1 gelişmiş. Udogi 73'e attı kendini. Loris eksi 2 ile düştü. Yani fena değillerdi. Costa da artı 2 demiş. Daha iyi gelişebilirdi sanki. Cavani, Orsic, Guerin mükemmel oynadılar. Şunun altını çiziyorum. Daniel Vass'ın sağ bekten gösterdiği hücum performansı muazzam. Diğerlerini de şöyle hızlıca geçelim artık. Müthişlerdi ya. Guerin gibi bir yıldız oluşturmak gerçekten kolay değil de bu adam dünya starı olacak. Değer bakımından şu an Guerin 37.500'e kadar yükseldi. Carl Nyström de 25 milyon euro ile ikinci sırada. O da artı 2'ymiş ya, daha iyi olabilirdi sanki. Ligde gol kralı Alan, Cavani 2, Balotelli 3. Asist kralı Pelkas, Daniel Vaz ikinciymiş bizden. Guerin de 6. olmuş. Gol yemeyen maç sayısında ise lider Hugo Lloris. Sezon 3. İddialı olmamız gerekiyor çünkü Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Transfer bütçesi 20 milyon euro. Umarım serbestte iyi isimler düşmüştür. Bu arada Erling Haaland dikkatimi çekiyor. Real Madrid'e transfer olmuş. Hücum hattı fena da defans bulmamız lazım bu sene. Stoper. Bu sene bomba bir transferle başlıyoruz orta sahaya. Serbestte gerçekten çok iyi isim düşmüş. İlkay Gündoğan. Çok da severim kendisini, oyun tarzını. Ya bu büyük bir şans bence. 3 yıllığına onunla anlaşmak istiyorum. İzmir'e gel diyoruz. 1 yıl dedi, 2 yıl. Buradan sonrası. Yani benim de öyle bir bakışım var ki şu an yani. 2 yıl olmaz mı be? Dermiş gibi. İlkay Gündoğan, Altay'da. İlkay'ın yanına önemli bir isim daha. Aaron Ramsey. Onu istiyoruz. 80 gene. 1 ya da 2 yıllığına bu takımda en azından hem rotasyonda hem de az takımda oynar diye planlıyorum. 22.000 veriyorum. 33'müş önerilen maaş ama biraz sanki fazla. Anlaşıyoruz. Ramsey Altay forması giyecek. Stoper için geçici bir çözüm olabilir. Yani yaşları ikisinin de oluyor şimdi. Simon Kjær artı Toby Alderweireld. Bir yıl diyorum o yüzden Toby için. Stoperden devam ediyoruz bu sene. Yoris'i de alacağım. Oyuncunun gene hakkında pek bir fikrim yok ama 75'ten yukarıda olabilir. 2 yıl ideal çünkü birazcık rastgele transfer yapıyormuşuz gibi soru işareti varken oralarda. Çok da bir yere gitmesin diye hemen anlaşmamız gerekiyor oyuncularla. 13 bin euro dedim. 16 artı imza primiyle Yoris Altay'da. Ve stopere bir takviye daha. Rotasyonda olacaklar bunlar. Trevoh Chalobah. Onunla 5 yıl anlaşmak istiyorum. O ismin potansiyeli var. 3 dedi, o da olur şimdilik. Serbest kalma bedelini reddedeceğim. Rotasyonda iş yapar. Yani millet de hepsi kendini önemli rolünü zorla dayatıyor ya. Daha iyisi var stoperde ama illa önemli olacak. Ofansif orta saha içinde Ross Barkley. 29 yaşında. İlkay'ın forması güzelmiş bu arada. 13 numarayı mı vermişler? 3 yılını anlaşmak istiyorum. 1 dedi, 1 az, 2. Ross Barkley ile 2 yıl anlaşmak üzereyiz. Çok önemli katkı verebilir bu arada. David Silva'nın bir yaş problemi var ya. Onu Barkley ile çözebiliriz. Sağ orta sahada gelin bakalım kimi bulduk. Romario Baro serbestte düşmüş. Geçen senenin potansiyelli isimlerinden biriydi. Artık Altay'da oynayacak. Ne kadar geliştirir bilmiyorum. Sağ kanatta da iyi oyuncumuz var şimdi. Onu da söylemek gerek. Baro için de 15 bin dedim. Ve anlaştık. Forvet rotasyonuna da bir isim daha gelecek. Mariano. Serbest'te eski Real Madridli. 2 yıllığına anlaşmak istiyorum kendisiyle. Ve maaş olarak da yine 14 bin civarı versem ne der acaba? 15.500'e Mariano. Altay'da. Yeni gelenlerin genlerine bakacağız. Özellikle görmediklerimize. Baro 75. Yoris 77. Chalobah 75'miş. Mariano biraz düşük. Barkley fena değil. İlkay'ı biliyorduk. Ramsey ve Alderweireld zaten iyi seviyedeler. Alderweireld Kjær ikilisiyle Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek miyiz bu sene? Önemli sorulardan biri kafamdaki. Yeni sezonla birlikte Edinson Cavani'nin sezon sonunda futbolu bırakacağını öğrendik. Karl'da özel oyuncu potansiyeli var. Bütün gözler onun üzerinde olacak bundan sonra. Giden isimler var. Lucero, Lis, Daniel Vaz, Eren Karataş ve Fabio takımdan ayrıldı. Ve transferi de büyük olasılıkla bitirdik. Şunu söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi ön elememiz var. İşimiz gerçekten kolay değil ama kazanmak istiyoruz.
Bazı genç oyuncuları da deneyeceğim. Neler yapabileceklerini görmek istiyorum bugün. Eleme turunda ise rakip Gent. Biz hazır ve istekli geldik. Şuradan maçı hızlı simüle et diyorum ve sonuç gelsin. 1-1. Guerin ve Bruno'nun karşılıklı golleri var. Arada Romario Baro artık sol kanat. Her ne kadar istediğimiz gibi başlamasak da Şampiyonlar Ligi eleme turuna, bugün Cavani'yi sahaya atıyorum ve sonucu alın. Playoff'lar istiyoruz. 3-1 ile sonucu aldılar. Orsic, İlkay, Guerin. Playoff'ta ise rakip Celtic. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme ihtimalimiz var. Hadi çocuklar. Nyström ilk 11'de başlıyor. Böyle hızlı simüle et diyorum. 3-1 kazanıyoruz. İşte bu kadar. Rövanşa geldik. Biraz yorgunluk da var açık konuşmak gerekirse. Kolay olmayacak işimiz. 3-2 kaybetmemize rağmen Guerin 85'te attı. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde gruba bak ya. Bayern Münih, Juventus, CSK, Moskova. 3. torbadan katılmışız ama zor. E grubunda sürpriz yapan bir Altay var. 10 puanla 2. olduk grupta. Juventus elendi. Son 16'da rakip Liverpool. 1. olsaymışız kimle oynayacaktık? Sevilla. İşimiz kolaydı. Şimdi işler biraz zorlaştı. Basın konferansları çok daha zorlaştırılmış. Onu fark ettim. Çünkü mevcut morali yükseltmek eskisi kadar kolay değil artık. Altay Liverpool'u kendi evinde konuk ediyor. Alışkanlık. Takım yönetimine tıklamadan edemeyeceğim. Hızlı simületin yeri değişmiş çünkü. Sonuç 3-2'lik galibiyet. Firmino son dakikada atmasa 3-1 çok daha iyiydi ama ikinci maça gidiyoruz. Sonucu alır mıyız? Merak edilen soru bu. Anfield Road'da 2-1'lik galibiyet. 1-0'dan çevirdik maçı. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde kolay takım gelmedi yine. Manchester United'la oynayacağız. Şu PSV Atalanta eşleşmesi beni benden aldı. Altay Manu. İlk maç Ronaldo, Fernandes, Sancho, Rashford, Soçek, Brozovic. Say bitmiyor. Kimpembe'yi almışlar. 2-0 kaybettik. 7 şut ne ya? Umutlar tükendi mi dersiniz? Manchester United Altay. 2-1 ile elendik. Olmadı. Geldik sezon sonuna. Süper Lig'de Altay 98 ile şampiyon oldu bu sene. Türkiye Kupası'na 1. turdan başladık. Deplasman golleriyle kazandı mı? Hocam ama deplasman golleri Türkiye Kupası'nda var mı? Merak ettiğim soru bu. Demek ki var. Son 16'da 5-1 ile Kasımpaşa'yı geçtik. Çeyrek finalde Trabzon'a geçiyoruz. Finaldeyiz. Şampiyon Altay 3-2 ile. UEFA Süper Kupası Paris'in, Şampiyonlar Ligi United'ın olmuş. Ya şaşırmadım niyeyse. Avrupa Ligi'nde Milan zaferi vardı. Konferans Ligi'nde ise Wolverhampton. Fenerbahçe yarı finalde şampiyona elenmiş. Çeyrek finale bakın. Başakşehir Fenerbahçe. Maç gibi maç. Altay'a geldiğimizde ise özellikle sağ kanat ve forvet müthiş oldu. Sol bekimiz artı 5 artmış. O da çok güzel gelişiyor. Diğer isimlerde böyle artı 1'ler artı 2'ler vardı ama Baro artı 5, Orsic artı 3 dedi. Artı 4 Guerin'di. Artı 5 de Carl Nyström. 82 oldu. Forvet'i bulduk. Forvet aramayacağız bundan sonra derken Valentin Guerin 53 gole doğrudan etki. 33 gol 20 asiste takımın en iyisiydi. Cavani, Orsic, Gündoğan'da müthiş performanslar sergilemişler. Özellikle İlkay'ın asist performansı muazzam. Carl da olacak. Seneye daha da iyi olacak. Diğer isimlere de şöyle bakın. Takımın en yüksek değerli futbolcusu Valentin Guerin. İkinci sırada da Carl geliyor. Ligde gol kralı Edinson Cavani emekli olmadan önce son imzasını attı. Asist kralı Guerin. İlkay da ikinci. Gol yemeye maç sayısında Uğurcan 1, Loris 3. Altay'la yeni sezona başlıyoruz. Hemen bütçeyi göstereyim. 54 milyon euroya kadar yükseldi bu sene. Stoper'de büyük bir ihtiyaç var gibi. Trevor belki bir iki sene burayı idare edebilir. Simon Kjær artık çok yaşlandı. Yoris de fena değil ama daha iyilerine ihtiyacımız var. Yeni sezonun transferleri yine bu sefer de yaşlı bir isimle başlıyor. Felipe istediğimiz isim bu sefer animasyonu değişti bu arada. Armut görüyorum sadece anlaşmaya çalışırken Felipe ile. 1 yıllık anlaşacağız. 35 yaşında ve Felipe artık 6 aylı. David Silva sonrasında orta sahaya, daha doğrusu ofansif orta sahaya takviye lazımdı. Julian Draxler serbestte düşmüş önemli isimlerden biri ama 1 yıl değil 2 yıllığına onu istiyorum. Serbest kalma bedeli olmayacak. Draxler kesinlikle forma şansı da bulacaktır burada. Şöyle 36 bin eurosunu verdik mi
Draxler artık bizim. Orta saha rotasyonunda bir isim. Yine animasyon değişti bu arada. Andre Gomes'i istiyoruz. Bir yıl olabilir çünkü gene zaten çok yüksek değil. Seneye çok daha iyi isimler çıkabilir diye düşünüyorum. Şöyle 25 bin euro. Animasyon farklılıkları güzel olmuş. Yeni sezonun transferleri bu kadar. Başka da bir isim gelmeyecek. Çok da iyi isim yoktu serbestte bu sezon itibariyle. O yüzden yolumuza devam ediyoruz artık. İşte antrenman planları. Belli yaşın üstünde bir takımız. Yani oyuncularımızın bazıları düşmeye devam edecek. O yüzden bir an önce Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten sonuca ulaşmamız lazım. Her sezon arttıkça iş daha da kötüye gidiyor bence. Geçen sene sürprizi yapmıştık. Bu sene daha kolay bir grup ama Paris Saint-Germain bizim grupta. Onları geçmek kolay değil. Geçersek de gücümüzü gösteririz, onu da belirteyim. C grubunda Paris 1, Altay 2, 10 puan topladık ve Juventus'la eşleştik. Paris Saint-Germain de Tottenham'la oynuyormuş. Gerçi o rakip de kolay değil ki. Defansif anlamda biraz zaafımız var ama hücum hattı mükemmel. Hadi çocuklar, yine takım yönetimine girdim ya. Hadi şuradan da maçı hızlı simülatöre geçersek mükemmel olacak. Buna alışmak kolay değil ki. Bir yıl niye böyle bir şey yaparsınız? Sonuca geç dedik, 2-1 kaybettik. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen. Rövanşta tur istiyoruz. Juventus mu Altay mı? Sonuç gelsin. 3-1 uzatmalarda çeyrek finale gidiyoruz. İşte bu kadar. Çeyrek finalde bence güzel kura çektik. Leipzig Altay. Kazanabiliriz. İnanmaları lazım. Greenwood'u almışlar. İyi takımlar. Ben yine aynı şeyi yaptım ya. Takım yönetim. Tamamen elim gidiyor. 2-2 bitti maç. Orsic. 88'de kritik gol. Kendi evimizde turu alacağız. Rövanşa geldik. Hadi çocuklar be, yarı final için. 1-0 yarı finaldeyiz. Yarı finalde ise Paris ve Manchester United'ı atlatıp Valencia kurasını çektik. Öncelikle tebrik ediyorum bu kurayı çekeni. Madem kurayı çektik, hadi sonu tur olsun. İlk maç 1-1. 76'da attık, 80'de gol yedik. Bunun sonu final olur mu? Merak ettiğimiz soru bu. Olur tabii, Altay finalde. Valencia'yı geçiyoruz Nistrom. Sezon sonu yaptık. Süper Lig'de şampiyon Altay namağlup hemde. 9 beraberliğimiz vardı sadece bu sene. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Sivas'ı yenerek başladık. Giresun'u 7-0, Fenerbahçe'yi 5-0'la geçtik. Finalin adı Konyaspor Altay. Şampiyonlar Ligi maçından sonra oynanacak o maç. Milan Süper Kupayı kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde Paris'te oynuyoruz. Avrupa Ligi'nde Napoli zaferi vardı ve Konferans Ligi'ni Everton kazandı. Özellikle Hugo Lloris'in düşmek bilmeyen performansı, 84'ken de kendini bu sene sabitledi. Önemliydi. Diogo Costa da 82 olmuş yedek kalecimiz. Artışlarımız vardı, düşüşler vardı. Simon Kjær artık belli seviyenin altına düştü. Roberto Alonso bu sene düşük gelişti. 82 az. Trippiccio Galatasaray'a gitmiş bu arada. Aaron Ramsey 76'ya düştü. Barkley takımdan ayrıldı. Orsic 85. Guerin 90 oldu. Nyström 87 oldu bu sene. Performanslarda da Nyström en iyisi. Orsic, Guerin, Draxler ve İlkay diye de devam ediyor. Diğer isimlerin performansları da şu şekilde görüntüde. Değer anlamında da en değerlimiz Valentin Guerin. Şampiyonlar Ligi'nde Ansu Fati gol kralı olmak üzere bizden Orsic'in 6 tane gol atması lazım. Çok zor. Asist krallığında da pek bir iddiamız yok. Guerin'den 3 asist. Ligde ise Lloris, İlkay ve Nyström. İşte final günü. Kadrolar görüntüde. Ben Felipe yerine bugün Lloris'i oynatmak istiyorum. Sanki orada daha fazla katkı alırız gibi geliyor bana nedense şu an için. Her şey hazır. Finale gidiyoruz Londra'da. İşte ilk Şampiyonlar Ligi finalimiz başladı. Neymar. Neymar pas güzel. Verratti, Hugo Lloris ne çıkardı be. Hugo Lloris inanılmazsın İlkay. Uzun top attı. Nyström aldı. İnanılmaz pas. Nyström 1-0. Atamayan atarlar. Nyström sahnede. Altay 1-0 önde. Antony. İyi pas Neymar'a. Neymar. Neymar. Hugo Lloris. Neymar. İyi geldiler. Frank Kessi. Müthiş gol attı Frank Kessi. 1-1. McTominay. Verratti. Şimdi Antony.
Antony Mbappe'ye, Verratti aldı. Verratti aradan Mbappe'ye. Mbappe müthiş bıraktı. Loris. Neymar ortayı yaptı. Kafa vuruşu Orsic'te kaldı. Orsic top kaybı. Neymar. Loris uzaklaştırdı. Kehrer. İyi pas. McTominay. Verratti'ye. Verratti son anda araya girdi bizimkiler. Neymar. Bir uzun top denemesi. Mbappe alır mı? Aldı. Loris. Müthiş zamanlama. Alonso. Çıktık oradan. Guerin. İyi de pas attı Nyström'e. Nyström götürüyor. Pası verdi. İlkay Gündoğan. Vuruş geldi. İlkay Gündoğan. 2-1 oldu Altay. Adamın içinden geçti İlkay Gündoğan orada. Sağ taraf oynadı. Orada Guerin aldı. Guerin ara pasında attı İlkay'a. Müthiş pas. İlkay götürüyor. İlkay. Ortayı da yaptı İlkay. Donnarumma rahat. Udogi top kaybı. Çıkamadık. Udogi aldı. Udogi. Mbappe götürüyor. Mbappe ortaladı. Neymar. 2-2. O nasıl orta? Loris ne yaptı? Draxler. Şimdi pası verdi. Moreno aldı. Moreno. Draxler'a. Draxler önünde kaldı top. Draxler. 3-2 oldu. Altay hücumda iyi ama defansta kötü. Yeniden öndeyiz. Hakimi uçarak geliyor. Hakimi verdi pası. Mbappe. Orada niye boşta adam var? Bomboş. Antony Loris. Loris. Neler yapıyorsun sen Loris? Loris neler yapıyorsun sen? Kazanıyoruz. Kaptan ne oynadı? Oyun içi dinamikleri gerçekten çok değiştiğini söyleyebilirim. Geçen seneyle bayağı farklılıklar var. Yağmurlu havayı hissettiriyor oyun. Kayan oyuncular var ya, yani vururken kayıyor adam. Ya da top kontrolünde gerçekten ilginç işler olabiliyor. Kaptan kupayı aldı. Altay Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Son bir kupa kaldı. Şampiyon olabilecek miyiz? Hayır, Konya Türkiye Kupası'nı kazandı. Biz de videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.